Güneş tutulmasını anlatacağım. Kendi bildiğim dilde anlatacağım. Daha çok erkeklerimizi etkiliyor güneş tutulması. Ve en çok etkilenen burçlar ise kova, aslan, akrep ve boğadır. Ama as solist burcumuz kova olduğu için en çok etkilenen burcumuz da kova burcudur. O yüzden bu güneş tutulması 19 yıl önce gerçekleşen güneş tutulmasının hem benzeridir. Bu demektir ki doğal felaketler, depremler, savaşlar, katliamlar, doğaüstü bütün zararlar ve dünya üzerinde dış ülkelerden kaynaklanan hassas diyaloglar ve çarpıcı siyasi gelişmeler kaos dönemidir. Ve Temmuz ayına kadar da bu hareketlere, doğadaki dengelerle alakalı sıkıntılarımız has havada, ülke ekonomisi ya da dış ülkelerden kaynaklanan sorunlar da Temmuz ayına kadar stresli ve gergin olacak. O yüzden herkes sakin, sessiz, politika yapan adam bile sessiz olmalı diyorum. Çünkü gerçekten çalkantılı dönemler. Bu ne demektir? Mart'tan sonra özellikle cinsel taciz, hayvanlara taciz, insanlara taciz, ölüm, katliam, intihar ya da birçok karmaşalar ön planda olacak. O yüzden şimdiden güneş tutulmasını hayra vesile edelim. Sakin sakin bekleyelim. Daha çok erkeklerimizi etkileyecek. O yüzden erkek arkadaşlarınız daha sakin, sessiz. Yani onları anlayış evresinde toparlarsak sevinirim diyorum. Evet, mesela kova burcunda güneş tutulması, o yüzden as solist burçtur ve bütün sıkıntılı dönemlerin başlangıcıdır. Hayatında ciddi köklü bir değişim kararı verecektir. Birçok geçmişe ait yaşadığı karmaşıklıkları iyileştirme kararı verecek. O yüzden sürekli iş değişimi, yeni bir dönem, yeni bir oluşum yaşayacak kova burçları. Geçmişi komple bırakma, yeni oluşum, yeni dengeyi yaratma evresi yaşayacak kova burçları. İlişki, aile düzeni, iş düzeni, karmaşık evrenin daha geçmişi komple bırakıp yeni bir süreç ama doğru süreçte karar verecek. O yüzden kova burçları daha sabırlı ve daha sakin olmalı. Aslanlar iş anlamında, iş ortaklıkları ile ilgili radikal kararlar verecekler. Yeni sözleşme, yeni teklifler, yeni ilişkiler, hızlı bir döneme giriş yapacaklar. Evlilikleri ile ilgili radikal kararlar alacaklar, yeni başlangıç yapacaklar. Boğa burçları kariyer olmak üzere evliliklerinde yeni bir başlangıç, yeni bir oluşum, yeni bir sonlandırma ve uç noktada yaşayacak boğa burçları. Fevri kararlar alacaklar ve biraz daha esnek kararlar alırlarsa sevinirim. Çünkü boğalarda radikal kararda evlilik bile bitirir, yeni aşka evlilik kararı verebilir. O yüzden boğalar biraz daha sakin olmalı. Akreplerde de etki çok ön planda ama ani ev değişimleri, ilişki değişimi, yeni gayrimenkul alma dönemleri, mülk yatırımları, özellikle Mart ayına kadar yapacağı tüm planları gerçekleştirmiş olacak akrep burçları. O yüzden en çok güneş tutulmasında etkilenen burçlarımı söyledim. O yüzden yarım az etkilenen burçlarımız Koç, arkadaş çevresi, sosyal çevre, birçok noktada kavga, gürültü, arkadaşlarınızla ilgili dikkat etmeniz lazım. Çünkü bir tutulma en çok bunlar da etki edecek Koç burçlarında. Sosyal çevrede yenilik, yeni anlaşma, yeni bir ortaklık, yeni bir şehre, yeni bir yere geçme dönemi olacak. İlişkiler ve aile büyükleriyle hassas dönemler, miras konusunda gereksiz atışmalar yaşayacak. O yüzden Koç burçları da çevredeki dostlarına, iş çevresindeki insanları daha kontrollü, daha sakin, daha karar verme. Yengeç burcu geçmişte sabit takıntıları var ya, bağımlılıklar vesaire. Bunları bu sene, yani bu güneş tutulması onların artık radikal karar vermesine, kendileriyle yüzleşme ve geçmişi geride bırakıp yeni birçok iş olsun, özel hayat olsun, her noktada başarı sağlayacağı bir döneme hızlı kararlar verip yönlerini değiştirme. Terazi ilişkiler konusunda aşk hayatıyla yepyeni bir düzene girecek. Onlar için yeni bir süreç başlayacak. Duygusal ve borçlarıyla alakalı ödeme planları çıkartacak. Çocuk sahibi, aile kurma, yeni konularla ilgili hızlı bir anlaşma yaşayacak. O yüzden ilişkilerinizde düzeltmeler, olumluluk sürecine girecek terazi burçlarının. Anne olamıyorlarsa, baba olamıyorlarsa güzel bir çocuk kararlarını da verecekler. Oğlaklar çok uzun süredir maddi karmaşalar çok ön planda yaşadıkları için maddi konular ve finans konusuyla ilgili bu Mart'a kadar hedeflediği noktalarda güzel süreçler yaşayacaklar. Onlar için kariyer, para ve uzun süredir sürünen oğlaklar ciddi anlamda zirveye doğru yavaş yavaş hareket sergileyecekler ve onlar için gayet sağlıklı ve hayırlı olacak. Değişken burçlar, balık. İç dengeleri, spesiyel olaylarla ilgili abartılar,
ki haklarında çıkan gereksiz laflar, dedikodular iş hayatına kadar etki edecek. Bir süreç bunlarla mücadele edecek ve gizli düşmanlıklar, gizli çevrenizde işinize zarar verecek insanlar ve özel hayatınıza zarar verecek dedikodular. Bunları fark ederseniz daha uyumlu, daha radikal bir karar. O yüzden dostunuzu, düşmanınızı belirleyin. Sakin bir şekilde farklı bir dönem hareketini dengeleyin. Çünkü balık burçları iç dünyalarında dengesizlikler yaşayacaklar. İkizler, kadersel olaylar, inanç olayları, bu yıl tam kendini iyileştirme, bulma, yeni başlangıçlar, iş ortaklıkları, ev ortaklıkları yapacaklar. Yurt dışı ve çocuklarıyla ilgili konularla ilgili daha ön plana geçiş evresi yapacak. Ailede huzur ve mutlulukla ilgili radikal kararlar alacaklar. Başak çalışma meslek hayatlarıyla alakalı ciddi anlamda iyi bir tutulma yaşayacak. Güneş tutulması sağlıklarıyla ilgili dikkat edilmesi gerekiyor Başak burçlarında. Aile büyükleriyle ilgili yaşanacak bazı sorunlar söz konusu olabilir. O yüzden daha çok sağlık ve yeni araç ya da alma gibi düşünceler söz konusu olacak. Hayırlı bir dönem. Yay burçları radikal sürpriz kararlar alacaklar. Boşanma, evlilik, düzen, yeni oluşum, yeni bir iş ve bütün çevresini değiştirip yeni bir çevre, yeni bir ilişki, yeni bir iş dönemi, bütün mahkemesel ve yasal sorunlarla ilgili her şeyi düzeltme kararına girecek yay burçları. O yüzden yaylar için de yapmamız gereken en önemli şey çevresindeki birçok noktayla meşgul olacak ve bu nokta onlar için hayırlı ve aydınlık olacak gözüküyor. Evet, güneş tutulması 19 yıl sonra gerçekleşen deprem, doğal felaketler, dünya katliamları, savaşlar ve birçok şeyi etki edecek. Temmuz'a kadar tüm dünyadaki bütün siyaset çalkantı, savaşlar, belli bir noktalarda savaşlar söz konusu olacak. O yüzden zor bir yıl. Güneş tutulmasında etkileriyle dünya ekonomisi ya da birçok şeye ciddi anlamda yan etki edecek. Şimdiden Allah ülkemize zeval vermesin, vatanımıza, milletime zeval vermesin diyorum. Sakinlikle, özellikle sakin sakin kararlar alırsak seviniriz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Türkiye'nin burcu Akrep burcu, yani su burcu demek. Güneş tutulmasında Türkiye gündeminde neler olacak diyorsanız, Mart, Nisan, Mayıs'a kadar siyasi ve dış alanlarla alakalı yaşanacak ciddi sıkıntılar, savaşın daha farklı noktalara kayacağı ve askerlerimiz farklı bölgelerde savaşa gideceği, Türkiye için çok ciddi bir sıkıntı dönemi, 9 ay falan ciddi anlamda şehitlerimiz, Türkiye'de çok ciddi depremler söz konusu olacak, doğal felaketler olacak. O yüzden dualarınızı eksik etmeyin ülkemiz için. Allah başımızdaki ve toprağımıza, vatanımıza zeval gelmesin. Çünkü hiçbir ülke bizi kabul etmez.